Turistlere kazık atan taksicilere suç hissi yapan Show Haber ekibi bu sefer de dilencilerin arasına sızdı. Onların karlarını katlamak için neler yaptıklarını araştırdı. İşte vicdanları sömürmenin 5 kuralı. Dilenci kılığına girdik. Burada dursam ne olur? Benim yanımda Haydar. Aşağıya gidebilir miyim? Çocuk senin mi? İlkokul çağındaki çocuklarsınız siz. Utanmıyor musunuz küçük çocukları izlendirmeye? Hadi! Niye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptın sanıyorsun? Bakın şu anda o dilenci zabıtaya da güçlük çıkartıyor. Kimi bağırıp çağırdı, kimi de taş atıp mıntıkasına sokturmadı. Ne oldu, niye kaçıyorsun şimdi? Hadi! Niye kaçıyorsun? Hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Show Haber muhabiri Oya Nurkaya ve Mustafa Mandev kılık değiştirip İstanbul'daki dilencilerin içine sızdı. Ekmeklerini avuç açarak kazananların yazılı olmayan kurallarını araştırdı. Dilenci kılığına girdik. Şimdi Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve Fatih'te dolaşacağız. Ve bir günde bir dilenci neler yaşıyor onları öğreneceğiz. Bir lira var mı? Allah razı olsun. Nasıl işler? Zabıtalar iki kere oldu geleyim. İkisi 20 dakikada 56 lira topladı. Bazı bölgelerde rant çok fazlaydı ama oralar çoktan kapılmıştı. Burada kız bizi dövdü. Bugün mü dövdü? Evet. Ben burada dursam ne olur? Hayla, benim yanımda hayla duracaksın. Aşağı gidebilirim. Aşağıda durmuyorlar ama burada trafik burada var. Burada olmaz abla, gözümü seveyim. Yan etmemizden oynayarak. İkinci altın kural kucağında yanında kalplere dokunacak çocuk olmasıydı. Bunda sağlam bir ev vermiyorlar. Yok ki iş. Yok. Burada işler iyiyse buraya oturacağım. Günde ne kadar veriyorlar? Karışıyorlar mı, burası benim yerim? Bir tane sabah 11'de bir tane yaşlı geliyor, kısa boylu, o bağırıyor. İstemiyor mu burada? Hiç istemiyor. 1, 2, 10 lira. Anca 2 tane ekmek. Çocuk senin mi? Kimin? Bir dilenci görüntülendiğini anlayınca hemen saldırdı. Şu anda bizi fark ettiler. Gidip yanlarına şu anda şunu soracağız. Diyeceğiz ki bu çocukları neden istismar ediyorsunuz? Siz niye utanmıyor musunuz küçük çocukları dilendirmeye? Orada bakın. Bakın küçük çocuklar, bakın. İşte bu çocukları kullanarak dilencilik yapıyorlar. Ne oldu, niye kaçıyor şimdi? Niye kaçıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? İşte bakın, dilenciyi görüyorsunuz şu anda. Yalan. Kucağında bebeğiyle kaçıyor. Kucağında kundakta bir bebek. Yanında da 3 tane çocukla vicdan sömürüsü yapıyor. Bu arkadaki kadın da onlara gözcülük yapıyor. Yalan. Bakın şu anda o dilenci zabıtaya da güçlük çıkartıyor. Beklediğin zaman bekleyeceğim. Ayıp diye bir şey yok. Bekleyeceğiz. Vicdan sömürüsü yapan o dilenciler şu anda Lale'deki zabıta müdürlüğüne getirildi. O dilencilerin üzerinde bir öğretmenin yaklaşık bir aylık maaşı 12.300 lira vardı.